Fil ashabının helak olması. Yemen padişahı Ebrehe, Betullahı yıkmak niyetiyle geldiği zaman bunu işiten Abdülmuttalip dedi ki, Ey Kureyş kavmi! Huzursuz olmayın. O gelip bu evi yıkamaz. Bunun sahibi vardır. Bunu korur. Sonra Ebrehe geldi. Kureyş'in develerini ve koyunlarını götürdü. Abdülmuttalip'in de 400 maya devesini beraber alıp götürmüştü. Bunun üzerine Abdülmuttalip, Kureyş taifesiyle beraber atına binip Sebir Dağı'nın üstüne çıktı. O anda Muhammedi Nur, Abdülmuttalib'in alnında hali gibi çevre bağlayıp Mekke üzerine ışık saldı. Abdülmuttalib bu hali görünce Kureyş topluluğuna dedi ki, ''Dönün Mekke'ye gidelim. Zafer bizimdir. Her ne zaman bu nur benim alnımda çevre bağlasa, zafer bizim olur.'' Mekke'ye gidince Ebrehe'nin kendi kavminden kumandan tayin edip, bir miktar adamla birlikte gönderdiği bir kişi geldi ve, Abdülmuttalib'i görür görmez dili dolaştı. atlı başından gidip yere düştü. Aklı başına gelince, Abdülmuttalib'e secde etti ve, ''Ben şehadet ederim ki sen Kureyş taifesinin seyyidisin.'' dedi. Ebrehe, Mekke'ye girip yıkmaya kastettiğinde, fili de beraberindeydi. Mekke'ye gelince, fil hemen bir yere çöküp yattı dövmeye başladılar. Fakat çöktüğü yerden kaldıramadılar. Sonunda filin başını Yemen tarafına çevirdiler, hemen ayağa kalktı. Ondan sonra Hak Teala, deniz tarafından ebabil kuşlarını Ebrehe'nin askerlerinin üzerine gönderdi. Her kuşta mercimek büyüklüğünde üç tane taşcağız vardı. Biri ağzında, ikisi iki ayağındaydı. Kuşlar taşları Ebrehe askerinin üzerine bıraktığı zaman, taşlar her kime dokunursa helak ederdi. Bunun üzerine askerler oradan çıkıp kaçmaya başladılar. Yollarda kırılıp döküldüler. Ebrehe de çirkin bir hastalığa tutuldu. Parmaklarının uçları çürüyüp düştü, kanlar ve irinler aktı. Sonunda yüreği çatlayıp öldü. İmam Kastalani, Mevhi Bile Düniye, Cilt 1, Sayfa 44, 8 Nisan Mevlana Takvimi